Arkadaşlar örgü aşkım bebeğim kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. Bugün elimde gördüğüm bu güzel modelimize çalışacağız. Modelimiz gelin yeleklerinde normal yelek ve hırkalarımızda rahatlıkla kullanabileceğimiz çok şık güzel bir model. İstiridye kabuğu diye adlandırılan bakınız şu görüntüsünden dolayı istiridye kabuğu ismi verilen modelimizi 8 tane trabzan üzerine çalışacağız. 8 trabzanlarımızın her birine birer modelimizi kuracağız. Aralarında bir tane zincirimizi çektikten sonra bakınız birer zincir ve üzerinde iki zincir olarak çalışmamızı devam ettireceğiz. Modelimizi hemen kurmaya başlayalım. Küçük bir zemin hazırladım. Zeminime yeterli trabzanlarımı ördüm. Şimdi modelimizi uygulamaya başlıyorum. Kenarım için 3 tane zincirimi çekiyorum, arkasını çeviriyorum ve 8 tane Trabzanımı örmeye başlıyorum. Zincirimle birlikte 2 3 4 Bir defa doluyorum, giriyorum. 1 2 3 1 2 3 Kaç tane olmuş bakalım? 2 4 6. 2 tane daha yapalım. 1 2 3 8 tane trabzanımızı ördükten sonra bir tane zincirimi çekiyorum bir tane atlıyorum ikinci sıradan gelen trabzanımı aynı şekilde 3 defa da örüyorum ve başa kadar tamamlıyorum İnce iplerde, angora iplerde özellikle çok güzel durmakta. Çiz için düşünen arkadaşlarımıza daha ince ipler tavsiye ediyoruz 2 4 6 7 ve 8 iki tane model üzerine çalışacağız 8 tane trabzan bir zincir 8 trabzanımızı ördükten sonra 3 zincirle dönüyorum 1 2 3 örgümün yönünü çeviriyorum şimdi burada 8 tane trabzanımızı şöyle bakıyoruz bir zincirimin olduğu yere Bakın bir zincirimin olduğu yerden taraftan işlemimi yapacağım. 1, 2, 3. Son 3'ü ayırıyoruz. 5 tane trabzanımız bu tarafta kalıyor sağ tarafta. 3'ün 3 ile 4'ün arasına tığımın başını bir defa doluyorum. Giriyorum. Bakınız 3 kaldı. Ve başlıyorum. Birazcık uzatıyorum. 1, 2, 3. Tıpkı bu şekilde birazcık rahat örerek yani uzatarak 4 tane trabzanımızı aynı yere örüyorum 1 2 3 biraz uzatıyorum 1 2 3 1 2 3 2 4 tane trabzanımı ördükten sonra tığımın tekrar başına doluyorum bu kez dördüncü trabzanımı şu şekilde ayırıyorum. Bakınız dördüncü trabzanımı 3 ile 4'ün arasına girmiştim. Şimdi 4 ile 5'in arasına giriyorum ve başlıyorum. 1, 2, 3. Bakın simite görüntüsünü burada oluşturuyoruz. Tekrar tığımın başını doluyorum. Aynı yere yani 4'ün arkasına giriyorum. Uzatıyorum. 1, 2, 3. Toplamda 4 tane trabzanımızı bu şekilde örüyoruz. Üçüncü örüyorum. Ve dördüncü trabzanımı da aynı şekilde bir, iki, üç defa da alarak ördüm. Midi görüntümüz hemen oluştu. İki tane zincir çekiyorum. Ortadaki bir zincirimin olduğu yeri gelip batıyorum. Tekrar bir iki zincirimi çekiyorum. Tığımın başını bir defa doluyorum. 8 tane olan trabzanımın 3 tanesini ayırıyorum. Bakınız 5 tanesi sağ tarafımda kalıyor. 3'ün olduğu yere 3 ile 4'ün arasına tığımızı girdirerek şöyle biraz da uzatıp 1, 2, 3 4 tane trabzanımızı örüyoruz. 3 ve 4 4 tane trabzanımızı 3 defa da alıp ördükten sonra 4 ile 5'in arasına giriyorum. Şimdi bu tarafa çekiyorum. Sarmanın başına doluyorum. Giriyorum. Midi görüntümü bu şekilde oluşturuyorum. 1 2 3 ve 4 4 tane trabzanımı da ördüm. 2 tane midyemizin 4 trabzanı ilk önce 3 ile 4'ün arasına, ikinci 4 trabzanımızı 4 ile 5 arasına girerek ördüm ve tığımın başını doluyorum. En son trabzanımın üzerine bir tane trabzanımı örüyorum. Yine aynı 3 defa da çekerek 1 2 3 zincirimi çekip örgümün yönünü çeviriyorum ve arkasını örmeye başlıyorum. Elimizin arka yönünde görmüş olduğumuz şu görüntüleri oluşturacağız. Şimdi şu kısımdan örmeye başlıyoruz. Ve ön kısmının bu görmüş olduğumuz kabartılı şekilleri oluşacak. 3 zincirimi çektikten sonra 8 tane trabzanımızın üzerinde işlemimize başlıyoruz. Tığımın başını doluyorum. Yandan alıyorum ve kabartılı bir şekilde uzatarak yine 3 sefer de örüyorum. 1 İkinci kez giriyorum 2 bakın hepsini birer birer örüyorum yandan giriyorum ön tarafa kabartı şeklinde modelimiz düşmekte devam ediyoruz 8 tane trabzanımızın hepsini bu şekilde örelim Ondan giriyorum ve en son 8. trabzanımı da aynı şekilde tamamlıyorum. Araya bir tane zincirimi çekiyorum. Tığımın başını doluyorum. Tekrar 8 tane trabzanımızın ilkinden örmeye başlıyorum. İkincisini örüyorum. hepsini bu şekilde örüyorum ve tamamlıyorum. Bakınız bitirdiğimiz kısım bu şekilde kabartılı bir şekilde durdu. Şimdi sonuna kadar tamamlayalım. 8 trabzanımı da yandan girerek tamamladım. Tığımın başını doluyorum. En son trabzanımın üzerine batıyorum. 1 2 3 defa da alıyorum. 1 2-3 zincirimi çekiyorum ve örgümün yönünü çeviriyorum. Örgümüzün yönünü bu şekilde çevirdikten sonra şurada yaptığımız işlemimizin aynısını yapacağız. Midemizi oluşturduğumuz sıramızı. Tığımın başını doluyorum. 8 tane trabzanımızın 3'ünü ayırıyorum. Giriyorum ve başlıyorum. Biraz uzatarak 1-2-3-4 Bir, defa aynı şekilde örüyorum. 1 2 3 modelimiz iki sırada kendisini tamamlamakta 4 tane trabzan ördükten sonra tekrar tığımın başında oluyorum bu kez bir tane çekiyorum 4 ile 5'in arasına gelerek giriyorum ve 4 tane trabzanımı 3 defa da bakınız örerek oluşturuyorum ve midyemi bu şekilde sarıyorum Toplamda 8 tane trabzan olunca 2 tane zincirimizi çekiyoruz. Aradaki bir zincirimin üzerine gelerek batıyorum. Tekrar 1 2 zincir. Yine aynı 1 2 3 giriyorum. 5 tane trabzanın bu yönde kalıyor ve midyemi oluşturuyorum. Dilediğimiz boyuta gelene kadar bu şekilde modelimizi tekrar ederek örüyoruz. Evet midilerimizi bu şekilde sırasıyla örüyoruz. Şimdi arkasını çevirip her bir trabzanımızı birer birer yandan girerek örüyoruz. 1, 2, 3 tane zincirimi çekiyorum. İlk trabzandan başlıyorum. Yandan girip kabartılı olmasını sağlıyorum. 1, 2, Bakın hepsini tek tek saymamıza gerek yok. Sırası ile üç defada alıyorum modelimiz hem çok güzel hem de gayet örmesi zevkli bir model tekrar en son 1 2 3 bir zincir çekiyorum Dilerseniz iki zincir de ilave edebilirsiniz geçiyorum hemen yana Modelimizin her iki trabzanlarında 8-8 örüp tamamladık ve dilediğimiz genişlikte ve dilediğimiz uzunluğa gelene kadar modelimizi örüyoruz. Evet, hepinizin ellerine emeklerine güzel yüreklerine sağlık. Tekrar görüşünceye kadar hoşça kalın mutlulukla kalın. Görüşmek üzere.